Ayşe parti için dört kutu çikolata aldı. Her bir kutuda altı parça çikolata var. Partideki misafirlerden her birisi tam olarak üç parça çikolata yedi ve hiç çikolata artmadı. Partiye kaç tane misafir katılmıştır? Yani partideki kaç tane misafir olduğunu bulmaya çalışacağız. Partideki misafir sayısını belirtmek için bir harf seçelim. M, partideki misafir sayısını gösteriyor olsun. Şimdi, misafir sayısı, her bir misafirin yediği çikolata sayısı ve toplam çikolata sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren bir denklem yazabiliriz. Partideki toplam çikolata sayısı neydi? Ayşe, dört kutu satın almış ve her bir kutuda altı tane çikolata varmış. Yani, toplam çikolata sayısı 4 çarpı 6 olmalı. Şimdi bunu yazalım. Toplam çikolata sayısı. Toplam çikolata sayısını başka bir şekilde de düşünebiliriz. M tane misafir var. Ve her bir misafir 3 tane çikolata yemiş. Yani M çarpı 3 de partideki toplam çikolata sayısına eşit olacak. Bu da toplam çikolata sayısı. Yani bu iki şey birbirine eşit olmalı. 4 çarpı 6'nın ne olacağını bulabiliriz. 4 çarpı 6 bir sayı olacak. Ve m çarpı da aynı sayıya eşit olacak. Bu durumda m ne olmalı? Şimdi adım adım ilerleyelim. 4 çarpı 6'yı gözümüzde canlandıralım. Burada bir kutu çikolata var. İçinde 6 tane çikolata var. Yani 1 çarpı 6, 2 çarpı 6, 3 çarpı 6 ve 4 çarpı 6. 4 çarpı 6'yı 6, 6 artı 6 artı 6 artı 6 olarak da düşünebilirsiniz. Bu da 6, 12, 18, 24 eder. Eşitliğin sol tarafında 24 var. Bunun misafir sayısı çarpı 3'e eşit olduğunu biliyoruz. 3'ü ne ile çarparsak 24'e eşit olur? Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer m çarpı 3 24'e eşitse, bu durumda 24 bölü 3 m'ye eşit olmalı. Eğer buradaki 24 tane çikolatayı üçlü gruplara ayırsaydım, her bir misafir için 3 tane çikolata yazsaydım bu durumda yapacağım grup sayısı bana misafir sayısını verirdi. Şimdi bunu yapalım. Çikolataları üçlü gruplara ayıralım. Burada üçlü bir grup. Başka bir üçlü grup. Toplam iki tane üçlü grup oldu. Şimdi evet 3 üç tane üçlü grup oldu. 4 tane üçlü grup, 5 tane üçlü grup, 6 tane üçlü grup, 7 tane üçlü grup ve 8 tane üçlü grup. Yani eğer 24 tane şeyi alır ve bunu üçerli gruplara ayırırsam, 8 tane grup olur. 24 bölü 3, 8 eder. Ve bu da misafir sayısına eşit. Partide sekiz tane misafir varmış. Bunu farklı bir şekilde de düşünebilirsiniz. Burada gizemli bir sayı var. Bu gizemli M sayısının değerini bulmaya çalışıyorum. Partideki misafir sayısı çarpı 3, 24'e eşit. Hangi sayı ile 3'ü çarparsam 24'e ulaşırım diye düşünebilirsiniz. 3'ün katlarını düşünebilirsiniz. 3 kere 1, 3.

3 kere 8, 24 ediyor. Yani m, 8'e eşit olmalı. Partide 8 tane misafir varmış. Hoşçakalın.